O zaman şimdi artık hazır ortaya kadar da gelmişken evet. Karate mücadelemize başlayalım. Başlayalım. Sen şimdi bana birkaç teknik, taktik, kuralları daha doğrusu bana söyle. Tamam. Ondan sonra ilk roundumuz başlasın. Tamam. Tamamdır. Anlaştık. Anlaştık. O zaman buyur. Evet sevgili izleyiciler, siz de hazırsanız ilk roundumuz başlıyor. Bakalım karate'de ne kadar başarılı olacağım Serap'a karşı. Hep beraber göreceğiz. Şimdi rakibimize karşılaştık. Evet. Bu yoy dediğimiz hareket. Ne ayak dediğimiz? Yoy. Yoy. Yani tamam. Ayaklar omuz genişliğinde açık. Evet. Kollar ayakların hizasında. Rakibimle karşılıklı. Evet. Şimdi R dediğimiz zaman birbirimize selam veriyoruz. Tamam. Tekrar yoy pozisyonuna geçiyoruz. Tamam. Olsun. Hadi. Yoy. Yoydayız. Yoydayız. R. Tekrar yoy. Heh. Evet. Evet. Ya genelde sol el sağ elimizden geçiyor. Çok önemli değil tamam. Aslında. Okay. Böyle şu an hazır bekliyoruz. Normalde hakem bize hacmi dediği zaman. Ne dediği zaman? Hacmi. Hacmi. Bunlar evet. Neyce? Başla. Japonca. Japonca. Evet. Evet. Japoncayı biraz çözdük yani bu ben vesileyle. Evet. Şimdi hacmi dediği zaman bizim guard pozisyonumuz var. Evet. Guard pozisyonunda sol ayak önde. Tamam. Sol guard. Evet. Süper. Bu elimiz göğsümüzle birleşik. Evet. Tamam. Aynen bu. Süper. Şu an gerçekten tam bir karateci tamam. Gibisin. Aa çok iyi. Evet. Şimdi. Tamam. Bizde önemli olan ne dedim? Çabukluk dedim değil mi? Evet. Mesela zıplıyoruz. Tamam. Ben burada sana vurdum. Tamam. Peki bir şey diyorum. Vurdun mu bana şimdi? Oldu mu? Geç blok aldın. Tamam. Tamam geç blok aldın. Oldu. Bu puan mıydı senin? Puan için? Yani. Bence puandı. Tamam. Şimdi? Bu arada sen buradan anlatırken İsmail eşin arkada. İsmail benim puanlayacak sevgili izleyiciler. Yani benim aldığım puanları İsmail atacak. O da kendi aldığı puanı atacak. Sonunda bakacağız. Kim şimdi kazanacak. Ama teknikleri anladın evet, mı? Tamam. Mesela şu çuğdan dediğimiz. Tamam. Ama hani sırta da olur, buraya da olur. Tamam. Buraya da olur. Şimdi ben şunu öğrenmek istiyorum. BD'ye de vurabilirsin. Tamam. Ne kadar sert vurabilirim? Yani sert vuramam. Öyle mi? Değil mi? Vurabilirsin aslında ama. Sana ne kadar bir temas öldürme. Yaparım? Mesela omzuma vur mesela en hızlı ne kadar temas edebilirim? Nasıl? Hızlı ya? Temas et buraya. Yumruk mu vurayım? Tekme. 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 Ben kendi sen bayağı vuruyorsun. Hayır, öyle surata vuramazsın ama surata göstereyim mi? Evet. Bu. Kontrollü bir şekilde. Bir tane daha gösterir misin? Bu. Bak çok iyi. Buradan bir şey söyleyeyim evet. Mi? Sinek minek avlar yani. Buradasın. Yani kontrol ediyorum bak değmedim. Tamam, evet. Gördün mü? İşte kontrolsüz güç evet. Değildir. Karate burada. Aynen. Ben kontrolsüzüm o yüzden ne kadar kontrol edeceğimi bilmek için soruyorum. Şimdi. Tamam. Hep böyle hareketliyiz. Hiç durmuyoruz. Tamam. Hareketliyiz tamam. Ama bu elin şurada. Tamam. Bu ben bunu burada tutsam ne olur? Sen o zaman kickboksçu gibi olayım. Evet tamam hayır kickboksçu gibi olayım. Şöyle ben kickbokslar gibi tamam, durayım. Olur. Yani ben yine senin gibi durmaya çalışacağım tamam, da. Tamam anlaştık. Puan almaya çalışacağım. Tamam şimdi anlaştık. Neler puan ve nasıl puanlar alabilir? Gösteririm o zaman evet. Sen sabit kal. Tamam. Buradayım midene vurdum çıktım. Bu. Tamam elin acımasın dikkat benim karnım biraz sert. Ya sıkıntı yok bir tane göreyim Atakan. Tamam. Sağa gireceğim değil mi? Evet. Evet tamam buradayız. Evet ama kafanı yersen yersin. He tamam. Burada kaldığım bak, zaman. Bak kafanı yemeyeceğim. Tabii ki burada bunu yemeyeceğim. Bak okay. Buradayım ya bak. Evet. Buradayım. Kafam geride. Tamam. Kafam geride. Tamam buradayız. Evet. Evet bravo. Gibi. Tamam. Peki diyelim ki ben sana normal boksör gibi geldim tamam mı? Vurmaya çalıştım vuramadım. Şimdi bunların hangisi puan? Onlar puan mesela değil. Mesela bu puan mıydı? Değildi. Değildi bu boşa değildi aldım. Evet. Tamam çok iyi ben alacağım. Ama kroşe ben yok. Say. Kroşe tamam. Yok tamam mı? He, şöyle yok mu? O yok. O yok kollar böyle benim içten. Ellerimi de bağlayın o zaman ben hiçbir şey yapmayayım. Ama bak tamam, nasıl yapayım. İçten hep içten tamam. Hep içten. Sadece direk var. Evet direk. Tamam bana göre direk. Yalnız senin yukarı seviye gayet kapalı nasıl vuracağız tekmeleri bilmiyorum. Tekmeyi kolay kolay yiyip belki yemem diye düşünüyorum yemezsin ama. Yemezsin bence deme. De. Sırtıma falan vurabilirsin. Peki bir şey daha söyleyeceğim. Hı-hı. Bacağı hiç temas var mı? Bacağı yani şu dokunabilirsin ama vuramazsın. Mesela şimdi azıcık dokunacağım sadece. Hı-hı. Yani sana vurmayacağım sadece.
Mesela şu. Evet evet ama bak mesela buraya geldi. Evet. Orası yok. Ayak bileği. Ayak bileği. Ben alışmış mı? Şu ayak bileği. Bunlar puan ama değil mi? Bunlar değil. Bunlar adamı şaşırtmak için. Evet tamam. Okay. Örnek ben buradayım. Sana dokundum. Evet vurdum. Anladım. Boşaldım. Vurdum evet, falan. Evet aynen. Bacak, ayağına vursam tekme değil öyle mi? Yok. Şimdi bana burama. Tekmeleri söyle. Burana vur. Tekmeden başlayalım tekme. Tamam mı? Sırtına tekme. Vurdum. Buraya da vurdun. Buraya böyle vurabiliyor muyum? Vurabiliyorsun. Neydi İsmail bunun? Maya geri. Maya geri. Maya geri. Evet. Öğrendim İsmail'den. Bir dakika. Maya geri. Şöyle bunu vurdum. Peki bunu vuracak mıyım? Gösterecek miyim yine? Bunu aslında bunu nefes kesmek için vuruyorsun. Evet tamam. Mesela sen ne kadar hızlı vurabilirsin bunu? Vur bir. Ben bunu vurmam. Hani mesela. Yani şey şöyle kontrolü yaparım. Böyle yapacaksın. Hı-hı. Temas olmayacak. Evet. Mesela ben bir kontrol etmeye çalışayım. Şu... Evet. Bu puan olur sana. Şu puan mı? Evet. Tamam. Yandık. Eyvah. Kafana, surata ben vuramam. Çünkü niye biliyor musun? Yani vururum falan diye mi? Yani kaçırmak istemem yani. Çünkü olimpiyatlar var önünde. Yani Allah korusun. O kadar bir şey olur. Olmaz ya. Bence olmaz. Dövüşçüsün ama. Ya biz gerçekten mesela hep vurmaya yönelik olduğu için onu ben sana diğer randa göstereceğim. Tamam. O yüzden oraya ben anlaştık. Çıkmayacağım. Peki şu omzuna vurdum bu şey mi? Bu puan olmaz. Tamam. Ya burama sırtıma vuracaksın ya kafama vuracaksın. Tamam. Aynı şekilde. Tabii. Evet aynen. Tamam. Bu da var ayağımızın altıyla da bu. Oo, çok ben bayılırım gibi görünüyor. Evet o da güzel yani mesela. Tamam. Ama şaşırtmalarımız da var mesela. Tamam. Buradan gidiyorum. Tamam. Sen mesafeyi açtın lan ben bittim zaten. Tamam, evet benim boyum uzun. Kullanacağım onu. Evet. Ver bana taktik ver. Yandık. Tamam o zaman. Bir de şeyler var. Bağırış çağırış bunlar. Tabii canım vurduğun zaman bağıracaksın milletin yani. Milletin içinde böyle bağırıyorsunuz böyle. Yapacak bir şey yok mecbur. Hoca vereceksin yani hakem puan versin. Peki diye. Hakem bağırışa da mı veriyor? Ya mesela ben sana şimdi bunu böyle yaptım. Tamam. Ne oldu? Vurdum ama kimsenin evet. Ruhu duymadı. Oradaki hakemler uyuyor. Hissetmedi. Ha. Ama buradayım. Ya! Diye vurdum. Vay çok iyi. Puan yani direkt. Evet sevgili izleyiciler hazırsanız 3 dakikalık bak bu bölüme özel 3 dakikalık ilk roundumuz başlıyor. Serap mı daha fazla puan alacak, ben mi daha fazla puan alacağım? Karate kurallarına göre mücadele edeceğiz. Serap'ın eşi benim puanlarımı sayacak. Bençisi inşallah Serap'tan yan olmasın bu arada. Bu da yapım ekibi gibi bana oynarsa zaten alamayız. Serap da kendi puanlarını sayacak. Sonunda açıklayacağız. Şimdi Serap'tan öğrendiğim tekniklerle ondan puan almaya çalışacağım. Yoy. Yoy. Rey. Rey. Os. Os. Evet. Ya! Mesela orana vurdum o olmaz. Puan ya! Vardır mı lan beni? Ya! İşte ne bu? Aldım. Ya! Oh. Ya! Bir tane suratıma yedim. Allah'tan kontrollü. Değil mi? Çok eğlenceliymiş. Kesinlikle ama çok yorucu. Bayağı yorucu. Yorulduk. Arada boşluk. Ama iyisin. Boşlukları iyi görüyorsun. Görüyorum da dolduramıyorum. Çok hızlısın. Yapacak bir şey yok. Araya girmezsen beni öldürürsün yani. Hayır bir de ben şeye alışmışım. Hani birini belki boş gösterip peşine vurayım. Peşine vuramayınca araya... böyle tekte zor oluyor.
Ya bir kız o kadar seri ki. Ne ara giriyor çıkıyor anlamıyorum yani. Biz de öyle tekte bırakamazsın yani. Evet. Hani teki ya vuracaksan vurmak için boş yaptığın an araya rakip girer. Doğru. Bittin. Vallahi. Oh. İyi oldu. Yorucu gerçekten değil mi? Gerçekten yorucu. Vallahi merak ediyorum kaç puan aldım şimdi birazdan soracağız. Ama tabii ki her branşın kendine göre zorluğu var. Evet. Ben vurma, ya arada bir iki tane yanlışla vurdum kusura bakma. Ben hani de vurdum vallahi sen de yok. Kusura bakma. Onda problem var. Yok yok oluyor öyle şeyler ya hiç denkerlik sıkıntı yok. O kadar kibar değiliz. Hani evet, 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 o değilsin. Konuda sıkıntı bunu, yok. Hiç kibar olmadığını buradan gördük. Bir ara şuradan bir şeyler geçiyordu anladın mı? Hızlı hızlı tekme. Evet. O zaman yani şimdi peki şöyle. İş kazası oluyor onlar. Ben şimdi Muay Thai'cıyım aslında hani. Boksiyon Muay Thai sporlarıyla uğraşıyorum. Bu branşla mesela işimiz olur mu sence? Ya aslında senin fizik olarak gerçekten çok iyi yani. Tam zaten sporcu fiziğin var. Yani herhangi bir branş yapsan yaparmışsın. Alışkanlığın var sadece. Hı, evet. O da yılların getirmiş olduğu bir şey. Ama onu da atmak çok zor. Evet yani biz düz vuruyorsak sen dıştan vuruyorsun. Bunları eğer aşarsan gerçekten senden olurmuş yani. Vallahi kardeşim. Evet. Benim reflekslerim iyiydi biliyor musun mesela? Yani gözüm aslında iyi ama... Ama dediğim gibi bizde serilik var yani seri olmak evet. Çok önemli. O yüzden dikkat ettiysen hiç durmadım. Evet doğru. Boyun da uzun. Evet nasıl ben mesafeyi de biraz koyma evet. Yine iyi girdin çıktın. Nasıl yani. Gireceğimi de bilemedim yani bizde o önemli serilik önemli olduğu için evet. Yani bunu yapmaya çalıştım sana. Evet sert ve seri bir sporcu Serap'la beraber mücadelemizin sonuna geldik. İlk roundu. Şimdi kim kazandı bir şey söyleyeceğim. Önce Serap'a soralım yapım ekibi arkadaşlar. Serap'a sorarım kaç puan almış? Senin puanların mı? Yok sen kendin kaç puan aldın? Ya açıkçası ben kendi puanlarımı saymadım. Çünkü bayağı vurdum. Bir kere bir tane sağlam tekmem var. Evet bir tane tekmem var. 3 puanlık o var. Ona müsaade etti bari tekmeden var. Puan alamadı demesinler. Allah razı olsun. Sırtına vurdum. Evet sırtına vurdum. 5 oldu zaten oradan. Düşmana vurdum. Yumruklarım evet. Aşağıya 6, surata 7, 8. Benim 9 puanım var. Yaz kızım 100 kilosu var yani. Şey oldu. Hiç durmadım ki 3 dakikada çok atak yaptım yani. Evet doğru ama aslında daha fazla da yapabilirim. Yine belki birazcık aynen. Bana müsaade gösterdin evet. Yani. Ama sen de iyiydin. Boşluklarımı değerlendirdin. Şimdi benimki 9 puan. Evet 9 sen 9 puan aldın. Evet. Ben kaç puan aldım? İsmail evet kaç puan? 4 puan. Yeee. 4 puan mı? Hayır bir şey söyleyeceğim. Serap'ı giner puansa bizimkinden mi anlamadım. Seninkini saydı işte. Bir şey söyleyeceğim ama bak şimdi ben... 4 puan bile fazla sana. Ben de... Yani. Bir şey söyleyeyim. Bence eşi olduğu için İsmail biraz puandan kesinlikle kısmış olabilir. Bence sana avanta geçti yani. Ya bir şey söyleyeceğim. Burada hiçbiri böyle şey gibi geçiyordu bir buradan. Bir şey vurayım ağzına burnuna kırayım onu mu istiyorsun? Evet, ben bir temas istedim. Temas olmayınca da... Vurdum sen... ama. Evet doğru. Yani lütfen arada doğru, vurdum. Yani, evet teşekkür ederim. Evet yani ben teşekkür ediyorum. Şimdi Burak'ın kazananı Serap oldu. Anladığım kadarıyla ikinci round'un kazanı da Serap olacak. Çünkü neden? Puan üstüne olduğu için birazcık seri olabilir. O yüzden tebrik ediyorum kendisini. Teşekkür ediyorum. Tebrik ederim. Olur, olur. Centilmen bir şekilde çok tabii ki. Çok teşekkür ederim. Bileğinin hakkıyla kazandın. Eyvallah. Senin gibi dünya şampiyonu bir sporcuyla da dövüşmek benim için gerçekten gurur vericiydi. Teşekkür çok ederim. Çok keyif aldım. Çok sağ ol. Şimdi birinci round'un kazanını Serap. Eğer siz de hazırsanız ikinci round'a doğru yavaş yavaş ilerliyor.